Bir Abdullah Har'a dönmek istiyorum. Evet. Görüntüleri yorumlamasını, tamam, oradaki olayları. Buyurun Sayın Ağar. İnelim aşağı doğru da. Şimdi tabii şeyi çok vurguladınız. Thank you. Yani Filistinlilere ve İsraillere davranış biçimindeki farklılıklar. Bir kere temel karneleri şu, öyle gözüküyor. Filistinlilere karşı ortaya koymuş oldukları tavır İsrail toplumunda kırılganlık yaratmıyor. Ama burada İsraillilere, Filistinlilere uyguladıkları şiddetin bir benzerini veya çok daha düşük bir dozajını uygulamaya kalkarlarsa, İsrail toplum içerisinde zaten var olan bir takım kırılganlıklar var. Bu kırılganlıkları besler ve Netanyahu hükümetini sarsar. O yüzden polis bu şekilde göstericilerden mümkün olduğu kadar uzak duruyor ve onlara karşı son derece müsamahakar davranıyor. Yani temel sebebi, temel gerekçesi bu. Bir diğer tarafıyla tabii bu gösteriler geçmişte 7 Ekim öncesinde Netanyahu'nun yapmış olduğu yargı düzenlemeleri nedeniyle farklı bir karakterle devam ediyordu. Sonra 7 Ekim saldırısı oldu, rehine meselesi oldu ve rehinelerle birlikte rehine aileleri özellikle zaman içerisinde bu süreci, gösterileri çok tetiklediler. Ve zaman içerisinde şöyle bir fotoğraf ortaya çıktı. Netanyahu hükümetinin devrilmesini isteyenler, savaşın ve çatışmaların bitmesini isteyenler, rehinelerin kurtarılmasını isteyenler bu yapılmakla olan gösterinin ana omurgasını oluşturuyor. Bununla birlikte pek çok farklı toplumsal katmanda çeşitli sahiplerle bu gösterine katıldıklarını görüyoruz. Tabii İsrail hükümeti üzerinde en çok baskı oluşturan temel konulardan bir tanesi bu yapılan gösteriler. Yani sayıları ister azalsın ister çoğalsın, çoğalmanın ortaya koymuş olduğu etkiyle birlikte İsrail hükümeti üzerinde baskı oluşturuyor. Tabii bir barış anlaşmasına tek başına yeterli mi? Hayır. Yani sonuçta bugün İsrail'deki savaş kabinesine baktığımız zaman her biri aşırı sağcılardan kaynaklanıyor ve teolojik bir takım emelleri var. Teopolitik bir takım emelleri var. Ve bu anlamda başta ultra ortodoks Yahudiler olmak üzere toplumun %60-%62 kesimi savaşa destek veriyor Göksan. Yani İsrail tarafında böyle bir temel gerçeklik var. Şimdi bu gerçekle beraber tabii Netanyahu hükümeti üzerinde bir baskı oluşturduğunu söyleyebilirim. Ama etkileyici, süreçleri etkileyici bir karakter şu ana kadar üretti mi? Hayır, bence üretmedi. Bir baskı oluşturdu ama savaşın durmasına dair aranan, beklenen etki İsrail toplum içerisinde ortaya koyduğunu şu an için söyleyemeyiz. Zaten temelde savaşın devam etmesinin sebepleri sosyolojik değil. Yani jeopolitik açıdan bakılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta burada İsrail bir şey yapmaya çalışıyor. Sanırım programın ilerleyen kısımlarında o konulara gireceğiz. Çünkü refah yapılacak operasyon. Yani refah yapılacak operasyon son derece ağır, kanlı sonuçta olacak bir operasyon gibi kendisini göstermekle birlikte asıl şu ana kadar gecikmesinin sebebi İsrail'in karşı karşıya kaldığı riskler. Peki. Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı karşıya kaldığı riskler. Şöyle yapalım, reklama gidelim. Serdar Ağar bizimle kalacak. Reklamdan sonra konuşacağız. Hem bu eylemi, bu eylemin detaylarını ve İsrail'deki süreci, bölgedeki devam eden bu gerilim ortamını konuklarımızla konuşacağız. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından buradayız. Efendim yeniden merhaba. CNN Türk masasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsrail'deki görüntüleri konuşuyoruz aslında. İsrail'de halk sokağa döküldü ve arkadaşımız Serdar Er'le Emir Ünlü o bölgede tüm gelişmeleri takip ettiler. İsrail polisinin müdahalesini sorduk, yorumlamaya çalıştık konuklarımızla. Filistin halkına bu kadar sert bir müdahale gösteren İsrail polisi nasıl olur da şu anda İsrail halkı Netanyahu'ya, istifa Biden'a yönelik eleştirilerini sokağa yansıtmışken
daha sakin, sükunetli bir polis. Biraz daha aslında sanki halkın aslında polisi korkuttuğu, polisin daha geri çekildiği bir görüntü hakim orada. Serdar Erbiz'e çok net bir şekilde İsrail'den, Emir Ünlü'nün görüntüleriyle Tel Aviv'den aktardı. Medya olarak, Türk medyası olarak biz bu konunun altını çiziyoruz. Filistin halkına yapılan zulmü Türk medyasından birçok gazeteci arkadaşımız aktardı. Hatta bu konuyla ilgili saldırıya uğrayanlar da oldu. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeminde bu başlık vardı. Türk medyasının yapmış olduğu bu görüntüleri aslında tarih konuşacak, dünya konuşacak. Biz de CNN Türk'ten arkadaşlarımız o bölgede sıcağı sıcağına görüntüleri aktarıyorlar. Demirören Medya'da, Demirören Medya'nın yönetiminde olan Murat Yancı önderliğinde arkadaşlarımız o bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bir kez daha iki görüntüyü karşılaştırmak açısından aslında dünyaya net bir mesaj verildi az önceki görüntülerle. Şimdi bir rejiye sormak istiyorum. Reji ekibinden arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Emir Ünlü anında o görüntüleri çekti. Serdar yorumlayarak aktardı. Reji ekibinden tüm arkadaşlarım da o görüntüleri servis ettiler dünyaya. Hazır mı arkadaşlar o görüntüler? Şimdi bir polisin yanında nasıl rahatlıkla yürüdüğünü Serdar'ın bir kez daha izleyelim. Reklam öncesinde neydi anlattıklarımız? Devam edelim. Şu an gördüğünüz polisler daha ziyade buradaki vatandaşlar polis gibi polise davranıyor. Daha sert ifadeler ve üstlerine yürüdüklerini de gözlemledik. Polisler biraz daha kaçıyor yani açıkçası İsraililerden. Ama Filistin tarafında bu eylem gerçekleştirilmiş olsaydı şu an hem tomalar devredeydi hem atlı birlikler. Şu an öyle bir detay göremedik. Bakın şimdi biz çekim yapıyoruz Mescid-i Emir, bir beni gösterir misin? Ne kadar yakınız? Böyle Mescid-i Aksa'da yakınlaşabilir misiniz polislere Mescid-i Aksa'nın yanında? İçlerinden gidiyoruz bakın. Biraz daha işlerine gireceğim. Normalde bize de müdahale farklı olurdu değil mi? Ama burada bu ortamda bakın polislerin içindeyiz. Hatırlayın kırılan kameralar, yumruklanan, tekmelenen kameramanlar, muhabirler. Fakat burada İsrailli eylemcilerin olması tabii polisin müdahalesinin de boyutunu değiştiriyor. Şimdi görüyorsunuz polis anca caddenin bu tarafından yürüyor şu an. Biz de onlarla birlikteyiz ama sol tarafı gösterir misiniz? Eylemciler öbür tarafta. Yani eylemcilerden kaçıyorlar gibi bir hava var burada şu an. Gerçekten Mescid-i Aksa'nın farklı, bambaşka yani 180 derece tam zıttı bir atmosfer. Bakın başlarına doğru ilerliyoruz Emir Ünlü ile birlikte. Bakın şu an önlerinden şöyle bir görüntü alamazdınız Mescid-i Aksa'da. Ve itiş kakış olurdu. Ama şu an İsrail polisiyle birlikte belki de kol kola girsem böyle yayın yapabileceğim. Bakın Mescid-i Aksa'da kesinlikle hayır tabii ama Mescid-i Aksa'da da anlamıyorlar ki. Bu yaptığım hareketi kesinlikle Mescid-i Aksa'da yapamazsınız. Ve gördüğünüz gibi yani bize muamele bile değişti. Yani İsraillilerin arasında oluşumuz bize yapılan muameleyi bile değiştirdi. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, çok ilginç görüntüler. Yorumlayabilir miyiz? Buyurun Sayın Öztürk, sizinle devam edelim. Evet. Bu görüntüler, Amerika'da yaşanan görüntülerle kıyaslamak lazım. Amerika'da bugün İsrail'in Filistin'e yaptığı katliamı protesto eden insanlar, protestocular, elleri ters kelepçelenerek ve polisin en şiddetli saldırılarına mazur kalıyorlar. Burada da İsrail'in kendi halkının yaptığı gösteriye İsrail polisinin nasıl davrandığı şey yapıyor. Ben daha önce Fulya Hanım'ın programında da söylemiştim. Bu savaşı durduracak olan, Orta Doğu'daki bu İsrail'in saldırılarını durduracak olan en büyük, en itici güç İsrail halkıdır. İsrail halkının mücadelesidir. Aslında burada yaşanan olay bence bir din olayı değil, bir sosyolojik olay da değil aslında. Burada yaşanan olay Siyonizmin kendisidir. Siyonizm aslında bir İngiliz masonluğudur. Yani bir ideoloji falan değil. Hatta ben biraz da not almıştım. Çağatkin isimli bir
Yahudi bilim adamı. 1940 doğumlu bu adam verdiği konferanslarda Siyonizmin özünü İngiliz jeopolitiğinin ta kendisi olduğunu söylüyor. Yani İngiltere tarafından oluşturulan bir olay olarak görüyor. Ve yine bu Lord Palmerston adındaki birisi, bu kişi Siyonizmi örgütleyen ve bir kişi. Bu adam Amerikan Dışişleri İngiliz Dışişleri Bakanı iken, daha 1870'li yıllarda, 1840'lı yıllarda, 50'li yıllarda bu Filistin toprakları Osmanlı Devleti'nin, imparatorluğunun egemenliği altındayken İstanbul'daki Birleşik Arap Krallığı'na yazdığı bir yazıda diyor ki Yahudiler kendi memleketlerine gitmek istiyor. Filistin topraklarına dönmek istiyorlar diyor. Halbuki bundan Yahudilerin haberi bile yok. Yani bir ideoloji oluşturuluyor. Onu söylemeye çalışıyorum. İngiliz masonluğu şeysinde bir ideoloji oluşturulmaya çalışıyor. Bu mektuptan sonra İngiliz askerleri Filistin topraklarına gönderiliyor. Bu da yetinmiyor. O tarihten sonra bir Filistin'i kurtarma planı adı altında fon kuruluyor. Bu fonu da Kraliçenin desteklediği, İngiliz Kraliçesini de Victoria'nın desteklediği ve Mason kuruluşlarının desteklediği bilinen bir olay. Velhasıl olay şu, bir din olayı değil. Yani bu Siyonizm bir Hristiyanlık meselesidir, bir Yahudilik meselesi değil. Bu Siyonizm İngiliz Masonluğunun ta kendisidir. İngiltere'nin Orta Doğu'daki emellerini yansıtmasıdır. Şimdi geldiğimiz günde de hep söyledik, söyleyip devam ediyoruz. İsrail olayını Amerika'dan bağımsız tutmak mümkün değildir. Ayrı tutmak mümkün değildir. Nasıl ki Türkiye'de PKK olayını Amerika'dan ayrı tutmak mümkün değilse, orada da İsrail'in saldırılarını Amerika'dan ayrı tutmak mümkün değildir. Amerika'nın desteğiyle, Amerika'nın kışkırtmasıyla İsrail bu rolle oynamaktadır. Amerikasız bir İsrail'in Orta Doğu'da yapabileceği hiçbir şey yoktur. O nedenle Orta Doğu'da esas olarak yapılması gereken Amerika'yı tecrit etme politikası izlenmelidir. Yani oklar hedefe yönlendirilmelidir. Hedef de bence ABD'nin ta kendisidir, ABD emperyalizmidir. Bütün Orta Doğu'daki huzuru, sükuneti bozan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ben öyle görüyorum. Bu İsrail askerinin, İsrail polisinin Filistin halkına karşı gaddarca, insanlık dışı hunhar katliamlarını da öyle yorumluyorum. Çünkü onların amacı Filistin'i tamamen yok etmek. O Filistin topraklarında bir Siyonizm egemenliğini kurmak. Başka bir amaçları yok. Ben bunu geçmiş programlarda da söyledim. Bu 1974'te Kıbrıs'ta darbe yapan Nikos Sapson'un söylediği olay çok benziyor. Nikos Sapson orada diyordu ki, Türkler eğer müdahalede gecikseydi biz bütün Türkleri Kıbrıs'ta öldürecektik. Çünkü onlar bizim düşmanımızdı. Onlar insan değil diyor anılarında. Ve biz Türksüz bir Kıbrıs inşa edecektik diyor. Şimdi de Orta Doğu'da İsrail Filistinsiz bir Filistinliler olmaksızın bir devlet inşa etmeye çalışıyor. Ve orada da düşman olarak Filistinliler görüyor. Zaten askerlerin söylemlerinden, yetkililerin söylemlerinden biz onu anlıyoruz. Ama İsrail bu bütün cüretini Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyor. Benim gördüğüm olay budur. Bugün Amerika'da İsrail'i destekleyen eylemler yapılsa herhalde Amerikan polisi onları gül verecek. Ama Filistin halkını katliama karşı çıkan eylemler yapıldığı anda işte görüyoruz, o vatandaşların çektiği, polisten gördüğü şeyler, insanlık dışı olaylar oluyor. Ha, İngiltere'de ve Avrupa ülkelerinde buna yönelik gösteriler Amerika'ya göre biraz daha müsamahayla karşılanıyor. Ama en şiddetlisi Amerika. Bu da zaten onu gösteriyor. En son Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde şeyle yapılan esir iadesi, esirlerin iade edilmesi ve ateşkesin yapılması anlaşmasına çekimser kalması dahi ikiyüzlülüğünün somut bir göstergesidir. Bir yandan o katliama karşı çıkmış gibi gözüküyor. Hatta Birleşmiş Milletler yetkili organları
canım bu katliam durdurulmalıdır diyor. Sanki bu katliam biz durduracağız vatandaş olarak. Kendileri bu konuda yetkili uluslararası kuruluşlar. Ama öbür taraftan da ateşkes önerisi geldiğinde çekimser kalabiliyor. Çekimser kalmak şu demektir. Katliam devam etsin demektir. Yani böyle ikiyüzlü bir şey. Bir yandan da askeri yardımlar yapıyor.